Merhaba, yeni bir programda yine karşınızdayız. Afet henüz tamamlanmadığı için, hala o sürecin sancıları devam ettiği için bu konu üzerinden devam edeceğiz. Bugün aramızda üniversitemiz öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ayla Günlemez var. Ayla Hoca, Gram'la doğan çocukların yaşama tutunmasında en büyük destekçilerden bir tanesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Zor zamanlar. Söylenecek şeylerin biraz daha güçleştiği zamanlar. Siz zaten çok zor bir işin içindeydiniz. Bir kat daha zorlaşan bir süreç. Annesinin bacaklarının arasından kordonuyla doğan bebeğin hem umut hem hüzün verdiği zamanlar. Ve onların yaşama tutunma mücadeleleri tırnak içerisinde normal bebeklere göre bir kat daha zorlaşan bir süreç. Öncelikli olarak hocam duygularınızı almak istiyorum. Hem mesleki olarak hem bir insan olarak. Neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz bu süreçte? Birincisi gerçekten anlatması gerçekten çok güç bu duygularımı. Bir sağlıkçı olmanın dışında çırpınan insanları görmek, hiçbir şey uzaktan hiçbir şey yapamıyor olmak, hele bir sağlıkçı olarak hiçbir şey yapamadığımı hissetmek benim için son derece kötü bir olay. Biz biliyorsun baştan da söyledim bebeklerle uğraşıyoruz. Yani küçücük yani 500 gram 400 gram bebekleri aylarca hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da bakıyorum ki sağlıklı dediğimiz bir hastaya, bir insana, bir çocuğa, bir anneyi bir afette kaybediyoruz. Aslında kurtarılması gereken, yapılması gereken çok önceden olan şeyler var. Sağlıklı olmasını korumak gereken durumlar var. Ama maalesef böyle bu afette çok çok zor durumda kaldı insanlarımız. Ve ben yeterince de yardım edemediğim duygusuyla yaşıyorum hala. Hocam bir de Kocaeli'de olmamız bizdeki travmayı ikinci kez yaşattı aslında bize. Çünkü hem yaşananlardan ders çıkartılmadığı sonucu karşımızda hem de daha büyük ve daha geniş alandaki bir şeyle karşı karşıyayız. Bunların hepsini konuşacağız sizinle ve neler yapılabilir? Bundan sonrası için toparlanma ve iyileşme anlamında önce olarak düşünülmesi, dillendirilmesi ve duyulması gereken şeyler nelerdir? Sizin alanınızdan bunları duyacağız. Bundan önce biraz kendinizi tanıtın istiyorum. Bir, ikincisi de iğne oyası gibi bir iş. 400-500 gram bebeklerden bahsediyorsunuz. Aylarca süren bir süreçten bahsediyorsunuz. Bir, hekimliği neden ve nasıl seçtiniz? İki, özellikle olarak size hiçbir şey ifade edemeyen ve tamamıyla size ve etrafındakilere bağımlı olan bu küçük canlılarla çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kendimden bahsederken önce şunu söyleyeyim. Ben Kahramanmaraşlıyım. Deprem nedeniyle önce bunu söylemek istedim. Tabii ki bütün ülkemizin, bütün afet bölgesinin hepsi bizim ülkemizin insanları. Ama çocukluğumun geçtiği yerleri televizyonda izleyebiliyorum ve göremiyoruz artık. Bu beni gerçekten son derece üzüyor. Artı uzak bir yerdeyim. Dediğim gibi onlara çok fazla yeterince yardım edememenin de getirdiği bir vicdan azabı ve vicdan rahatsızlığı da var. 99 depreminde bahsettin. Ben buraya gelirken 99 depreminden sonraki çalışan hocalarım vardı burada. Onlardan çok dinlemiştik ama maalesef bazen sadece kulaklarımızda kaldığını hissediyorum. Aynı sendeki gibi bu yaşananları daha hayata önleyici olarak getirmek gerekiyor. İkincisi Maraşlıyım diye başladım. Onun için beni çok çok daha fazla da yaraladı. İkincisi çocuk hekimiyim. Doktorluğu neden seçtin dedin. Doktorluk aslında bizim çoğu çocuğa insan bakarsanız büyüyünce ne olacaksın? İşte doktor, mühendis, avukat gibi bir kalıplaşmış şeyler var ama benim gerçekten çocukken hayatımın içindeydi ve hep oyunlarımın içerisindeydi. Daha sonra hekimliği seçtikten sonra da neden yine çocuk hekimi oldunuz, neden yeni doğan hekimi oldun dersen de bu da bir ümitti benim için her zaman çocuk. Çünkü hastayken tedavi ediyorsunuz, o anında yaptığı o gülücükler, tedavinizin karşılığını çok güzel görüyorsunuz. Yani ateşini düşürüyorsunuz, sizinle oynamaya başlıyor. Bu size bir de enerji veriyor ve ben hala şu an yeni doğanda geçen hafta geldi bir bebeğim işte 420 gram büyütmüşüm 4 yaşında bir ziyarete geldiler bana.
Ve aldım, herkese gösteriyorum. Gittim elinden tuttum, sohbet ediyorum. Bakın bu 420 gram, bu 420 gram bir bebek ve son derece sağlıklı. Sadece bana değil, etrafımızdakilere de çok neşe veriyor. Ve bana göre özellikle yeni doğanda bu zorlu yoğun bakımda çalışanların buna çok ihtiyacı var. O hemşireye, o personele, asistanlarımıza o sağlıklı büyüttüğümüz bir bebeği görmek güç veriyor ve yorgunluğumuzu alıyor diyebilirim. Hocam, afetten çıkan ve gülen bebekler vardı. Böyle hem yüzümüz gülerken bir yandan gözyaşımızın aktığı, ağlamak ve gülmek kardeştir diye Evet. boşuna denilmiyor diye düşündüğümüz sahnelerdi. Bir yandan da o gülücüklere ve o masumiyete borcumuz var. Bu konuları unutturmamak ve söylenmesi gerekenleri söylemek anlamında. Afet dönemlerinde kadın ve çocuklar ve bebeklerde neler oluyor, nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz başlayalım mı hocam? Buyurun. Şimdi bizim aslında alanımız çocuk sağlığı ve hastalıkları. Biz hekim olarak aslında ki çocuk sağlığı bir hekim olarak da bunun son derece önemindeyiz. Öncelikle sağlığı korumak gerekiyor. Sağlık korunması dışında eğer bundan sonra bir hastalık varsa da bu hastalığın tedavi edilmesi ikinci planda. Yani önce çocuğun sağlığı demek ki önleme üzerine gitmek lazım. Bizim hekimlik, çocuk hekimliğinde de örneğin aşılamalar, beslenmeler, işte demir profilaksi, koruyucu D vitaminleri, vitaminlerimiz ve sağlığı enfeksiyonlardan korunmaya çalışmamızın hepsinin ve büyüme ve gelişmenin sağlıklı izlenmesinin en büyük amacı sağlığın korunması. Onun için sağlığı bozulduktan sonra değil de korunma. Afetler de aslında buna çok güzel bir örnek. Yani afetlerin aslında bizim yapmamız gereken şeylerden ki biz hekim olarak tabii ki bunun üstüne daha az ilgileniyoruz. Daha koruyucu afetlerden korunma bizim dışımızda alanların içerisine giriyor. Yani afetlerin önlenmesi aslında birinci hedef. Önlenmesi pardon bazı afetler azaltılması, insanlara zarar verme olaylarının azaltılması son derece önemli. Bir deprem olabilir ama buna göre bir deprem bölgesidir. Deprem bölgesinden öncelikle şehir planlamacılığından başlayın, ona uygun inşaatlara bakın, korunmaya bakın ve bize doğru geldiğinizde de olay şuna geliyor. Hastanelerde bizlerin de sağlıkçı olarak da yine bürokrasiyle birlikte, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bir hastane afet durumlarındaki hastane ortamlarının yedek hastane planlarının yapılması. Çünkü burada gördük ki biz sağlık afet diyoruz, deprem diyoruz ama sağlıkçılar da de afete uğradı. Hastaneler afete uğradı. Yani bir yedek alanımız yok. Ulaşabileceğimiz yedek ekiplerimiz yok. Ben yeni doğancı arkadaşlarımız, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da çalışan yeni doğancı arkadaşlarımızın ses kayıtlarını dinledik. O ilk gün yetişin, bebeklerinizi alın diyorlardı. Yani o küvez ortamında düşünün, yeni doğanda bir deprem oluyor. Belki ekranlardan da görmüşsünüzdür. Hemşireler küvezleri tutmaya çalışıyorlar. Ve hangi küveze yetişeceğini şaşırıyorlar ama ilk yaptıkları şey kaçmak değil. Oradaki bebekleri, küvezleri tutmaya çalışıyorlar sallanmasınlar diye. Ve orada yapabileceğiniz şey birincisi güvenli yere götürmek. Güvenli yere götürmek ama düşünün 20 tane bebek var. Hepsi solunum cihazlarında özel oksijen alıyorlar, bağımlılar. Ve 2-3 tane hemşire hanım var, birkaç doktor var. Bunların öncelikle yapacağı tek şey güvenli yere nakletmek. Ama güvenli yer derken sağlıklı birini güvenli bir yere getirmek daha kolay. Ama hasta oksijen alan bir bebeği, böyle yoğun bakımdaki solunum cihazındaki bir bebeği güvenli yere götürüyor demek mümkün değil. Çünkü öyle bir yer yok. Onun için belki Hocam, burada bir yapılacak. diğer tarafıyla da sizi dinlerken şimdi bunu düşünüyorum. Hastanelerin hiç yıkılmaması gerekiyor. Pek çok yerin, mekanın, binaların hepsinin depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekiyor. Hem
Bunu zaten hep söylüyorduk ama bu sefer çok daha acı bir şekilde karşımıza ve bu sefer unutulmaması gereken konular. Ben şunu hatırlıyorum. 2004 girişliyim buraya. Siz 99 sonra siz de gelmişsiniz. Mesela bizim hastanemizin benim hep sloganıdır duyduğum şeydi bu. İlk göreve başladığım zamandan itibaren. Olası bir 8 şiddetindeki bir depremde biz ameliyat yapabiliyor olacağız denilmişti ve bu şekilde inşa edilmişti. Demek ki bunun yapabilirliği var, olabilirliği var. O zaman afet deyip geçmemek ve hani tam da sizin belirttiğiniz gibi afetten oluşacak zararı en aza indirgemek ve bu acıları tekrar yaşamamak için bütün adımların atılması gerekiyor. Buyurun hocam. Evet, şu anda bizim hastanemiz sanıyorum sayılılardan bir tanesidir 99 depremi yaşadığı için. Bu dediğiniz izolatörleri sahip ve bizim hocamız bu 99 depremini yaşayan hocamız bir geldiğinde bize ilk hastaneyi ziyaretinde örneğin bunu göstermişti. Bu bakın deprem izolatörümüz var bizim diye, sismik izolatörlerimiz. Şimdi hocam çok hakikaten hüzünlü ve duygusal şeylerden bahsediyorsunuz. Yani ortalama bir insanın görüp şahit olup duyamayacağı şeylerden bahsediyorsunuz. Biz sizinle daha önce radyoda konuştuk ama tırnak içerisinde normal bir bebeği nasıl koruyabileceğimizi, yani bütün aşamalardan normal bir şekilde geçen bir bebeği nasıl koruyabileceğimizi ve anneye neler yapabileceğimiz üzerinden konuşmuştuk. Sizi birebir de sanıyorum. Biraz buraları açalım istiyorum hocam. Zor süreçleri evet ama hani neler yapılabilir bu kişilerle ilgili? Bölgeden izlenimleriniz neler? Gebeler ve hasta kadınlarla ilgili? Laosa kadınlar nasıl desteklenebilir? Mesela siz aşıyı çok önemsiyorsunuz biliyorum. İlk gün yapılan işte kontroller var, aşılar var vesaireler var. Kurulan sahra hastanelerinde neler yapılabiliyor gibi. Buyurun. Şu anda şimdi bir aylık bir süre 29 gün geçti yaklaşık depremden. Şimdi neler yapabiliriz? Şimdi şu aşamaya gelecek olursak bir defa benim aldığım verilerle tam net tabii bu doğru olmayabilir ama öğrendiğim kadarıyla 215 bin gebe varmış aslında orada. Yani bir depremi yaşayan bir gebe. Normal hamilelik bile biliyorsunuz bir strestir anne için yani hem tatlı bir strestir, ümitli bir strestir ama anneye bakmak bizim için çok önemli. Anneyle yeni doğan ayna gibidir. Yani anneye bakarız, biz bebeğe teşhis koyarız bazen. Bazen de bebeğe bakarız, deriz ki bu hastalığı var, annenin de şu hastalığı var galiba. Annenin haberi yoktur o hastalıktan. Yani ayna gibidir. Anne sağlıklıysa bebeğin de sağlıklı olma olasılığı çok fazla. O halde önce sağlıklı bir yeni doğan için gebe annenin sağlıklı olmasını istiyoruz, kadının sağlıklı olmasını istiyoruz. Ama travma yaşamış bir depremde anne göçük altında kalmış olabilir, göçük altında kalmasa bile bu stresi yaşamış. Bir hamile annenin bir sözü vardı, ben çok etkilenmiştim. Diyordu ki ben doğurmaktan korkuyordum önce. Doğumdan korkuyordum, şimdi doğuramayacak olmaktan korkuyorum. Yani hayatından endişeleniyor. Ya göçük altında kalmış, doğuramamaktan korkuyorum. Bakın ne kadar acı bir şey. O halde annenin önce bir defa sağlıklı bir sağlıklı güvenli bir ortamda olması. İkincisi, sağlıklı beslenmesi. Kış ortamındayız. Tabii ki kış ortamında onun ısı kontrolleri uygun ortamda olacak. Bunun içerisine sokabiliriz. Beslenmesi iyi olacak, hijyeni iyi olacak. Özellikle deprem bölgelerinde sağlıklı su ve gıda teminiyle ilgili kişisel hijyenlere gebenin çok dikkat etmesini istiyoruz. Ama maalesef çadır ortamında kişisel hijyenleri ne kadar olabiliyor? Onun için kadınlar ve çocuklar hani erkeklere göre bir tık daha aslında özene ihtiyacı var ama hamileler daha da fazla ihtiyacı var hamileler. Çünkü onlar hem yeni doğan bebeği için de sağlıklı olmak zorunda. O halde Şimdi diyelim annenin hocam sağlıklı beslenmesi. bir enkaz bölgesi olduğu için iki yeraltı sularına ifade etmekte zorlanıyorum tabii ki. Ölenlerin ve enkazın kalan şeyleri arttığı için içme suyu konusunda ciddi bir tedbirin alınması gerekiyor ve özellikle gebeler için bunun altını çiziyorsunuz zaten. Yeni doğum yapan kişiler için. Hala mesela oradaki musluktan akan suları kullanmayın diye uyarı yapıyor belediyeler. Bu konuya özellikle hassasiyet gösterilmesi gerekiyor ve hani bunun da hocam söylemsel olarak sürdürülebilir olması gerekiyor değil mi? Yani bu böyle bir gün iki günlük bir şey değil. Tabii.
Bu bir devamlı olacak. Bir de sadece içme suyunu içme olarak diye algılamayın. Örneğin sebze ve meyveyi yıkayacak. O eğer kirliyse o aynı şekilde enfeksiyon kaynağı olabilir. O halde belki böyle bir durumlarda şunu önerebilirim. İşte küçük bebeklere pişmiş gıdalar. Hani sebzeleri daha çok işte çiğ tüketin diyoruz da o sağlıklı olsun diye ama belki pişmiş gıdaları bu durumda önermek daha doğru olabilir. Sağlıklı su temini ve pişmiş gıdalar, besleyici gıdalar. Gelelim aşılara. En çok unutulan enfeksiyonlar için gebe kadınlarımızın da aşıları var. Sadece çocukların değil, örneğin Budur'da depremde gebe olmasa bile travmaya uğramış birinde tetanoz aşısı son derece önemli. Onun için gebe kadınlarımıza buradan şu mesajı verelim. Lütfen aşılarını zaten tüm gebelere öneriyoruz. İki doz tetanoz aşısı. Hele deprem gibi bu sağlıklı olmayan koşullarda bu afet bölgelerinde toprakla daha çok temasta ve tetanoz aşılarınızı lütfen yaptırın ki Sağlık Bakanlığı'nda ben buradan İl Sağlık Müdürlüğü'nden biliyorum bu aşılamalarla ilgili şöyle sıkıntılar var. Kayıtlar yok. Yani kayıtlarla ilgili her şey kurumlarda da afete uğradığı için kayıtlarla ilgili sıkıntı var ve başka il sağlık müdürlüklerine örneğin Kocaeli'ye verildiğini biliyorum bazı görevlerin. Onların eksik aşıları takip etmeye başladığını, diğer afet bölgesindekine destek olduklarını biliyorum. O halde aşıları gebe kadınlarına mesajımız şu olabilir. Lütfen tetanoz aşılarınızı yaptırın. Gebelikte mutlaka öneriyoruz hamilelikte. Onun dışında Hocam belki tetanoz aşısının belirli bir ayı var mı yoksa hani bu durum başladı hemen bu aşılarınızı yaptırın mı? yok, belirli bir ayı var aslında. İkinci ve üçüncü trimesterlerde yaptırılıyor. Ama şöyle demek lazım. Tüm gebelerin bir defa sağlık bu gittikleri illerde de olabilirler. Çünkü biliyoruz ki birçok insanımız göç etti oradan. Yani orada kalanlar var, ikiye ayırabiliriz aslında. İkincisi de göç edenler var. İşte bunların en kısa il sağlığı kendi bulundukları bir bölgesel bir şey neredeyse ise aile hekimliği uygulamalarına bir yere kayıtlarını yaptırıp hemen programlarına başlasınlar. Çünkü sadece aşı değil, aşının gününe göre gitmeleri gerekmiyor. Gittikleri göçte bir kente gittilerse, hangi yerde ikamet edeceklerse lütfen oradaki aile hekimliğine gittiklerinde zaten depremzede olduğu için direkt kayıtları alınır ve orada beslenmeleri, vitaminleri desteklenecek, aşıları, eksik aşıları yapılacak sisteme girecekler. Önemli olan bir aile hekimine başvurmaları gittikleri göç bölgesinde. Çünkü zaten Hocam deprem alanı değil. stres faktöründen bahsettiniz. Travmatik bir örnekle de bahsettiniz ama şuna gelelim. Stres aynı zamanda erken doğuma sebep oluyor mu? Ya da bununla ilgili size ulaşan bir şey veri var mı? İşinizi daha da zorlaştıran bir süreç aslında ama muhtemelen bunun sonuçları da gelmeye başlamıştır. Tabii aslında stres deyince biz hem bunu fiziksel algılayabiliriz hem de ruhsal stresi var. Stresin kesinlikle bir etkisi var. Bundan daha önemlisi de biz erken doğumların nedenlerine baktığımızda en önemli nedenlerden bir tanesi de annenin sağlık durumu olduğunu görüyoruz. Yani eğer anne bir özellikle bir travma geçirmişse bu fiziksel bir travma da daha göçük altında kalıyor. Bir sorun yaşıyor ya da orada geçirdiği bir enfeksiyon olabilir. Örneğin bir uygun olmayan koşul nedeniyle bir enfeksiyon geçiriyor. Bu erken doğumu tetikliyor. Ama stresin de tek başına erken doğumu tetiklediğini biliyoruz. Hocam, Yani bunlar erken doğum riski hem fiziksel olarak bu stresi yaşamaları, belki göçük altında kaldığı, uygun olmayan koşullarda yaşadığı, tabii göç etti. Göç ettiği yerdeki o süreçleri düşünürseniz gene kendi evi gibi değil. Aynı şekilde bir erken doğum nedeni sayılır. Kadın sağlığı ve hastalıkları konusunda yine bizden bir öğretim üyesiyle konuşacağız ama sizin alanınıza da giriyor. O yüzden de söylemek istiyoruz. Belki dillendirmekte fayda var. Bölgede kalan kişiler için özellikle hijyen konusunun altını çizdiniz. Kadın ve çocukların daha zayıf halkada olduğunu belirttiniz ve bunun yanında gebeler ve Laosların bir kat daha zorlu bir süreçte olduğundan bahsettiniz. Dolayısıyla hijyen paketinin içerisinde sizce neler olmalı? Bölgeye giden yardım kolilerinde dikkat edilmesi gereken şeyler neler?
Şöyle söyleyelim, aslında bunu çok genellemek mümkün değil. Bir insanın neye ihtiyacı var? Beslenmeyle başlayalım, gıdayla başlayalım. Hamilelerin bunlara ek olarak ihtiyaçları, belki bunları daha düzgün vermek, belki alması gerekenler, ama dediğim gibi vitaminleri buraya da sayamayız. Şu anda o hizmet başlamıştır, gerek deprem afet bölgesinde, gerekse gittikleri şehirlerdeki o sağlık personelleriyle iletişimle yapmak lazım herhalde. Hocam, Laos'ta kadın için mesela ilk aklıma gelen aslında göğüs pedi. Belki hani konulacak hijyen paketlerinin içerisinde ya da buna benzer kişisel Yani, ihtiyaçlar da eklenebilir, değil mi? Ya da biberon evet, o mesela olabilir. unutuldu, Yani, bunun çığlığı çok fazla geldi. hemen Ya da şöyle işte söyleyeyim. Sadece mamalardan bahsedildi ama onu da sizden duymak istiyorum. Mesela sizinle daha önce yaptığımız sohbette şöyle bir şey söylemiştiniz. Bebeğin doğduğu güne göre anne sütü bebeğe göre ayarlanıyor demiştiniz. Dolayısıyla hani birkaç aylık bir bebeğe yeni doğan annenin sütü bile farklı gelebilir diye bahsetmiştiniz. Dolayısıyla mamaların da bebeğe göre olması, uygun olması, alerjik mi değil mi, çok fazla sorunla uğraşıyorsunuz mesela ve evet. bunların hepsinin toz duman olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz şimdi. Biraz bunlara değinir misiniz hocam? Tamam. Ben daha çok hamile diye düşündüm senin sorunu. Yeni doğanla birlikte, lohusalıkla birlikte alacak olursak, bebeğin beslenmesinde en önemli şey aslında anne sütü. Bence burada afetlerde yapacağımız en önemli şey, normalde de olduğu gibi, ki bu durumda daha da fazla, emzirmeyi aslında destekleyelim. Çünkü emzirme hem anne için o sağlık uygun olmayan ortamlarda bir mamayı hazırlamak, bir ek besini hazırlamak, hem enfeksiyon için hem de hazırlama koşulları uygun değil. Onun için aslında elimizde olan en önemli şey anne sütünün desteklenmesi. Bunun için de annenin beslenmesine, annenin desteklenmesine, hem ruhsal hem de ortam olarak desteklenmesi çok önemli. Bebek anne sütüyle ilk aşısını alacak aslında. Onun için de temiz alacak. Arada bir aracı yok. Yani bir biberonu gönderdiğimizde, bu biberonu eline alması demek değil aslında tek başına. Çünkü onu yıkayacak, enfeksiyondan koruyacak, onun için hazırlayacak, ısıtacak. Ama halbuki anne sütü, anne bebeği koynuna alacak ve emzirecek. Böylelikle emzirme hem en iyi gıdayı verecek, bebeğin ilk aşısı olacak, en iyi besin gıdası. İkincisi, bir aracı yok. Onun için enfeksiyon ortamı daha az olacak. Artı emzirme, inanın, bu durumda belki o stresi, o travmayı yaşayan anneler için en önemli şey, o bebeğin bağlanması, bebeğin elini tutması, o emzirme onun ilacı olacak. Onun için ruhsal desteklerden en başından, eğer bir bebeği varsa anneyle, anneyle bebeği bir araya getirmek ve anneyi bebeği annenin koynuna koymak. Gelelim, hava soğuk, kış ortamı. Bebek üşüyecek. Bunun için ne önerebiliriz böyle durumda? Anne kucağı işte. Biz buna kanguru yöntemi diyoruz. Anne vücut ısısı, yeni doğanlar için hipotermi son derece önemli. Maalesef buradaki bu ortam kış oldu. Yani bu depremi biz kışın yaşadık ve dışarıda kar yağıyor, hava soğuk. Ve bebekler normalde bile hipotermiye, yani düşük bir ısıya, vücut ısısı düştüğü zaman, vücut sıcaklığı düştüğü zaman çok daha ağır bir tepki gösterirler. Yapılacak o şey, en iyi şey, kucağa almak bebeği. Ten teması yapmak ve bunu da anneyle yaparsak hem ısıyı kontrol etmiş olacağız, hem emerken beslenecek bebek, hem de enfeksiyonlardan koruyacak. Çünkü annenin bakterilerini alacak, annenin doğal bakterilerini alacak. Biz bunu, ten temasını son derece önemsiyoruz. O halde, ama bazen ne olabilir? Annenin sütünün desteklenmesiyle ilgili ihtiyacımız daha fazla olacak burada. Çünkü biliyoruz ki stresin tek başına, stres, endişe ve kaygı anne sütünü azaltıyor. O zaman burada yapılacağımız şey, bir bebeğiyle bir araya mümkün olduğunca getirmek. Annenin beslenmesine dikkat etmek ve anneye psikolojik destek, ki biliyorum ki şimdi birçok psikiyatri dernekleri, psikologlar o desteği rutin o çadırlarda vermeye de başladılar. Bu çok güzel bir şey, çünkü bu desteği gerçekten ihtiyaç ve normal bir ortama artık geçiyor olmaları gerekiyor. Bu durumda sütü artırabiliriz. Annelerin bol sıvı almasını isteyebiliriz. Bol sıvı almak anne sütünü artırır. Psikolojik destek, bebeğiyle bir arada olmak ve emzirmeye devam etmek. Bunu, eğer bunlara rağmen süt azsa,
Ki burada da önemli olan şey bebeğin işte oradaki doğan bebeklerin kilo takipleri. Basit bir tartı ile yapılabilir bunlar. O kilo tartılarına göre bakıp sarılık riskleri fazla. Sarılıklarını yeni doğanların ve kilolarını çok önemsiyorum ben. Bu arada eğer süt azalmışsa da tabii ki formül mamalar, anne sütü eşdeğeri olan mamalarla bebeği beslenmesi ve burada da o biberonları senin az önce bahsettiğin kaynatarak temiz bir koşulda verelim. Çünkü bebeği beslerken enfeksiyon riskini de almamalıyız. Bu nedenle o biberonları belki biberon sterilizatörleri gidebilir oralara. Böyle çadır kentlere bir onları çünkü yapacak ortamları olmayabilir. Belki bu desteklenebilir. Firmalar bunu destekleyebilir. Biberonları ve sterilizatörlerini ya da kaynatacak ortamlarını. Hocam siz farklı dönemlerde ben sizinle konuştuğumda örneğin kızımın takibini yaparken önermediğiniz bir aşıyı oğlumun takibinde önermiştiniz. Çünkü göçlerle birlikte belirli hastalıkların tekrar geri geldiğini belirtmiştiniz. Şimdi salgın hastalık riskine geliyorum ve biraz burayı açmanızı istiyorum. Afet dönemlerinde ve göçle birlikte özellikle yeni doğan çocuklarda neler öneriyorsunuz? Salgın hastalık riskine karşı aşılarda neleri öneriyorsunuz? Şöyle bizim ulusal aşı programımız var. Ulusal aşı programımızda bebeği bir yeni doğan bebeği sarılık için hepatit B aşısıyla başlar. İlk doğduğu gün birinci ayda, ikinci ayda karma aşılar buna ilave olur. Ulusal aşı programını mutlaka yapmalarını öneriyorum. Yani ulusal aşı bebeğin yaşına uygun, ayına uygun bütün ulusal aşı programları yapılsın. İkincisi maalesef henüz daha ulusal programa girmeyen ama önerdiğimiz aşılar var ve o şu an gerçekten çok önemli bir ishal aşısı. Rotavirüs dediğimiz bir enfe virüs var ve bu özellikle ishal bebeklerde ciddi ishalleri, hastaneye yatışı gerektiren ishallere neden olur. Bu şartlarda bu ishallerin de artabilir. Bu nedenle bunu henüz daha bir ödeme kapsamında değil ama rotavirüs aşıları ki ikinci ayda başlıyoruz, iki ya da üçte iki doz yapıyoruz. Bunu mutlaka öneriyorum. Diğer bir aşı yine programda olmayan menenjit aşıları var. Ülkemizde bir taneydi ama daha sonra onun sayısı arttı. İki tane devletin karşılamadığı bir menenjit aşısı var. Ama biraz pahalı aşılar. Eğer mümkünse bunların desteği yapılabilir. Üçüncüsü bu aşı programımızda var. Tetanoz aşısını özellikle dikkat etmek istiyorum ben. Çünkü tetanoz aşısı çocuklarda aşı programının içerisinde. Ama belki özellikle daha anneleri için gebe anne ya da bu yaralanmaları olan kişilere zaten koruyucu olarak ek doz tetanoz aşıları yapılıyor. Lütfen eğer sağlık personeli bunu önerdiyse o ek dozlarını da yaptırsınlar. Ama çocuklar aşısı tamsa örneğin 2 yaşını geçmiş bir çocuk tam bütün bu aşılarını aslında tamamlamış oluyor özel aşılar dışında. Bunlara ek bir aşı genellikle gerekmiyor. Hocam peki dışarıdan Pardon Saadetciğim, belki şu olabilir. Şimdi mevsimi değil ama bu çadır ortamlarını kalabalık ortamda yaşamlar devam edecek belki önümüzdeki seneye kadar. Grip influenza aşılarımız var. Şu an mevsimi değil artık bitti. Yaz geliyor ama önümüzdeki yıl için influenza aşıları yine böyle her 6 ayından büyük herkes bebek dahil çocuk dahil bir influenza aşılarını özellikle önereceğim. Hocam belki hani dışarıdan bu konularda destek olmak isteyen kişiler de tabip odasıyla ya da Eczacılar Birliği'yle ya da Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarıyla bağlantıya geçip ihtiyaca göre bu konuda da destek gösterebilir, değil mi? Bu da önemli Evet, bir şey bunlar çünkü ilaç zaten desteği çok bilim kurulları. önemli bir şey. Buyurun. Evet, bilim kurulları bu konuda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çalışıyorlar. O olabilir. Dernekler kendi rehberlerini yayınladılar. Bakın bu çok güzel bir şey. Özellikle mesela ben kendi yeni doğancı olduğum için onu biliyorum. Türk Nöroloji Derneği daha depremin ilk günlerinde hemen bir afet bölgesinde yeni doğanın nakli
O bebekle ilgili kayıtların tutulması ile ilgili, gittiği yerdeki sorunlarla ilgili bir acil eylem planı rehberi hazırladı. Bunu Türk Neonatoloji Derneği sayfasından hemen bulabilirsiniz. Herkese kullanımı açık ve bu çok güzeldi. Bunun gibi enfeksiyon hastalıkları dernekleri, enfeksiyon dernekleri, çocuk enfeksiyon derneklerinin hazırladığını biliyorum. Çocuk yoğun bakım derneklerinin bir takım protokoller, rehberler hazırladılar. Yani bu depremde kalmış bir hastada, çocuk hastada hemen ilk yapılması gerekenler. Nasıl sevk edilecek, nasıl edilecek? Eylem planları. Onun için bu derneklerin bu tür katkıları da bizler için yol gösterici. Tekrar keşfetmeye gerek yok. Hazırlanmış hemen rehberler ortaya çıktı. Bu rehberler de kullanılabilir sağlık personelleri için. Hocam, zor bir şey ama tekrar sormak istiyorum. Erken doğumla yeni doğan bebekler için peki bu süreçte neler yapılıyor ve neler yapılabilir daha fazla? Yani hani az önce bahsettiğiniz 400-500 gram, bir de bunun çadır kentlerde veya bulunan alanlarda dünyaya gelen kısmıyla düşünün. Direkt alandan çıkarmak mı gerekiyor güvenli bir şekilde? Sanki akla en yatkın geleni bu gibi geliyor ama sizden duyalım istiyorum. Buyurun. Şimdi böyle çok erken doğanlar, yeni doğan yoğun bakım üniteleri teknolojiye çok ihtiyacı olan, özellikle enfeksiyon kontrolüne çok ihtiyacı olan alanlar. Buradaki onları aslında direkt çadır kentte hemen sadece bir geçiş dönemi yapılabilir. Ama bu ki yaşayan alanlarda da öyleydi. Yeni doğan hocaların söylediği şey, ambulans küvez gönderin, alın bebekleri. Bu doğru bir yaklaşım. Çünkü orada o şartlarda yapılması gereken en önemli şey yoğun bakım hastalarının bir an önce uygun şartlarla ve hava transferiyle, daha doğrusu helikopterlerle sevk edilmesi gerekiyor. Orada bakmaya çok çalışmamak gerekiyor. Ama ne olabilir? Burada mesela çadır kentlerde olabilir. Şu anda kalan çok gebemiz var. Doğumlar orada, hala doğumlar yapılıyor. Çadır kent hastanelerinde. Burada bebeklerin belki işte dediğim gibi sadece 3-5. gün özellikle sarılık kontrollerinin, sarılıklar çok olabilir burada. Basit bir ve orada çok rahat tedavi, anneden ayırmadan bir ışık tedavisiyle, beslenmenin desteklenmesiyle orada tedavi edilebilirler. Bunların hemen bir sevk etmeye gerek yok. Doğan her bebeğin sevkine gerek yok. Mümkünse sağlıklı görünüyorsa orada basit yöntemlerle anneden ayırmadan emzirme desteklenerek orada yapılmalı. Ama ciddi yoğun bakım, prematür bir risk varsa, örneğin anne 28 hafta diyelim, erken doğum riski var. Bu annenin, en kısa zamanda annenin sevkini öneriyoruz. Yani biz bebek doğduktan sonra örneğin 30 haftalık bir bebek biliyoruz ki küçük doğacak. Yoğun bakım ihtiyacı olacak ve ki 34 haftanın altı bizim için yoğun bakım ihtiyacı gösterir. Riskli bir gebe varsa, erken doğum ihtimali varsa, burada en iyi nakil işlemi, onun için anneyi nakledeceksiniz güvenli. Bebek için en iyisi, ideal budur. Ve yoğun bakımı olan bir imkanı olan bir yere kadın doğuma sevk etmek, doğumun sağlıklı koşullarda ve yoğun bakıma yakın bir alanda gerçekleştirmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü yeni doğan, özellikle erken doğan böyle küçük bebeklerin, sizin şartlarınız ne kadar iyi olursa olsun, yolda geçerken, o nakil esnasında geçerken sıkıntılar beyinlerinde kanamaya neden olabiliyor, geri dönüşülmez hasarlara neden olabiliyor gecikmeleri. Bu nedenle annenin, hamile bir annenin riski varsa annenin sevki daha doğrusu. Hocam, peki annenin sevki doğru ama anne diyelim ki etrafındaki koşullar yerle bir, herhangi bir yeni doğanı olan kuruma başvurduğunda zaten depremzede olduğu için direkt tedavisine başlanıyor değil mi? Tabii ki başlanıyor. Örneğin biz tabii burada dört gözle bekledik. Açıkçası ben buradaki %12 ile temasa geçmiştim. Burada bebeklerin orada doğan, doğmuş olanların nakli için bile özel ekip gerekiyor. Yani biz dedik gönüllüyüz. Uçak, ama işte biliyorsunuz şartlar çok olmadı. Yoksa biz uçakla gidip o bebeklerin nakil bizim eşliğimizde özel küvezlerle alıp getirmek en doğrusu. Bu diyelim ki gebe geldi, ki
bizim hastanemizde de iki tane geldi. Benim bildiğim iki tane geldi. Göçük altında, bir tanesi göçük altında kalmış, diğeri depremzede ama göçük altında kalmamıştı. İnanın sağlık personeli, yani burada el üstünde tuttuk. Yani ulaşabildiğimiz o iki tane gebeydi. O bebekleri de el üstünde tutmaya çalıştık. Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Yeter ki bize gelebilsinler. Yeter ki biz onları alabilelim. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bu dayanışma duygusu insana böyle bir parça umut veren şeylerden bir tanesi. Hem mesleki anlamda hem de hissettiklerinizde iyi ki varsınız. İlave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Buyurun hocam. Ben bu durumda belki şu olabilir. Orada yaşayan iki grup var demiştik. Bir göç edenlerin sağlık sistemine entegre olması, ama orada kalan annelerin, gebelerin, lohusaların ve bebeklerin de aşı programlarının aksamaması. Yani sağlıklı biz buradayken ne yapıyorsak daha fazlasıyla orada da o hizmeti yapmak gerekiyor. Bunun için de benim de bildiğim Sağlık Bakanlığı'nın oradaki hizmetleri ve organizasyonları İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapıldı. Lütfen orada da bu kurumlarına, sağlık kurumlarına bebeği hasta değilse bile götürsünler. Eksik aşılamalarını yaptırsınlar. Eksik koruyucu vitaminleri varsa onu alsınlar ve anne sütü yetiyor mu denetlensin. Gerekiyorsa onlar desteklensin. Bunlara dikkat etmek gerekiyor koruyucu etkinlik adına. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir daha Başka bir olmaması program. dileğiyle diyelim. Ama biz önlemlerimizi alalım. Evet. Yani Korkutalım. söylediğiniz şey çok önemliydi hocam. Yani sizin kendi alanınızdan böyle bir eylem planının hazırda bulunması. Sizi dinlerken mesela özel gereksinimli diğer çocuk grupları da aklıma geldi. Ve çağrılardan bir tanesi şeydi işte otizmli bir çocuk, Down sendromlu bir çocuk. İşte şu battaniyeyi sadece kullanıyor, buna ihtiyaç var gibi. Aslında bütün sağlık teşkilatının afete hazır halde beklemesi çok önemli. Sizin verdiğiniz şey çok güzel bir şey. Ama bunun bütün branşlarda belki olması gerekir diye zihnimden geçiyordu. Varsa da ne güzel diye düşündüm. Tekrar Evet, teşekkür ederim hocam. ben Sağ olun. bir Buyurun. şeyler de sadece vakit varsa söyleyeceğim. Şimdi şey demiştim, az önce çocukları bir şekilde sağlık sisteminin içerisine dahil etmek gerekiyor. Çünkü çocuklar en hassas gruplar. Depremden çıkan bir çocuk vardı hatırlarsan. Su içer misin dediler. Önce muayene olmam gerekiyor dedi. Bu benim için bir motto oldu. Öğrencilerimle paylaşıyorum. Bu lütfen orada en sağlık kurumuna sistemin içerisine sokulsun ve takip çok önemli bizde. Tek bir defalık değil, takip. Sağlıklı da olsa o çocuk o sistemin içine girmeli ve eksik aşıları, vitaminleri desteklenmeli diyorum. Çok teşekkür Hocam ediyorum. sadece fiziksel açıdan değil, yani ben farklı yani hekimlik alanındaki farklı gruptaki hocalarımızı dinlemeye çalışıyorum. Örneğin bir Kürtegin Hoca konuşuyor ve diyor ki ciddi bir bağımlılık potansiyeli var. Önümüzdeki günlerle bununla uğraşacağız. Ya da bir başka hocamız çıkıyor. Evet, travma çalışmış. Travma ile ilgili şunlar olabilecek diyor. Enfeksiyondan birisiyle konuşuyoruz. Başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu uzun süreçte, uzun soluklu bir takibi ve desteği gerektiren bir süreç. Her bir birey Hadi için ve bütün çocuklar. hepimiz için bize düşen de kişisel olarak da bunu daha fazla dillendirebilmek, daha fazla sizin bilgilerinizi paylaşabilmek. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. Sağ olun. Başka bir programda, başka bir konuğumuzla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.